Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Hücreler arası haberleşme konusuna geçiyorum. Bu hücreler arası haberleşme olayını ben şeyde bulamadım. Pegem ve ihtiyaç demiştim, orada bulamadım arkadaşlar. Varsa da böyle çok az böyle aralarda bilgi vermişler. Direkt bunu Campbell'dan aldım arkadaşlar. O şekilde anlatacağım size. Daha böyle derli toplu hale getirmeye çalıştım. Şimdi nedir hücreler arası haberleşme, nasıl gerçekleşiyor? Geçelim. Bu da birazcık hani 2 video falan sürecek arkadaşlar, olmadı 3 video falan sürecek hücreler arası haberleşme. Daha sonra eğer bulabilirsem bununla ilgili de soru çözümü yapacağım. Ama bulamazsam arkadaşlar soru çözümü birazcık sıkıntı olabilir. Yani yapamayabilirim. Dediğim gibi duruma bağlı, bulabilirsem soru çözümlerini yapacağım. Evet, şimdi biz hücreler arası haberleşmeyi kimyasal haberleşme türleri diyeceğiz. Ve kimyasal haberleşme türlerini kendi içerisinde 3'e ayıracağız arkadaşlar. Bunlar yerel haberleşme, bu da kendi içerisinde ayrılıyor, parakrin ve sinaptik haberleşme diye. Daha sonra uzun mesafeli haberleşme, bu da hormonal haberleşmedir. Ve temas yoluyla haberleşme diyeceğiz ve bunu 3'e ayıracağız arkadaşlar. Şöyle bir sayfamızı değiştirelim. Şöyle başlığımızı yazalım. Kimyasal haberleşme tipleri diyelim. Kimyasal haberleşme tipleri. Arkadaşlar dediğim gibi hücreler nasıl haberleşiyorlar? Bakın, kendinden uzakta bulunan hücreleri hedefleyen bazı kimyasallar salgılıyorlar. Bu kimyasallar da farklı yolları kullanarak gidip onları uyarıyorlar. İşte bu haberleşmenin tipi 3 tanedir. O zaman yazalım. Şöyle diyelim, hücreler, ilk önce açıklamasını bir yazalım. Hücreler, kendilerinden uzaktaki hücrelerin ya da hücreleri hedefleyen kimyasal mesajcılar göndererek haberleşirler. Üç tip haberleşme vardır. Nedir bunlar? Yine ilk olarak hani yazayım teker teker, daha sonra açıklamalarını yapacağım zaten. Birincisi arkadaşlar, dediğim gibi yerel haberleşme. Bu da sanki şey sunumu yapıyormuşuz gibi oldu. Yerel haberleşme. Yerel haberleşme kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Parakrin ve sinaptik. Sinaptik haberleşmeyi hatırlayın. Sinir sisteminde işleyeceğiz arkadaşlar tabii ki. Sinaptik kesecikler falan oluşacak. Sinaps bölgelerini göreceğiz. Oradan aklınıza gelecek. İkincisi, uzun mesafeli haberleşmedir arkadaşlar. Uzun mesafeli haberleşme. Direkt H diye kısaltıyorum. Biz buna da hormonal haberleşme diyeceğiz. Hormonal, hormonlarla sağlanan haberleşmedir. Üçüncüsü de arkadaşlar, temas yoluyla haberleşme. Temas yoluyla haberleşme. Bu daha böyle kısa mesafede gerçekleşir. Şimdi bunların hepsini teker teker açıklayacağız. İlk önce parakrin diyeceğiz, sonra sinaptik diyeceğiz, hormonal ve temas yoluyla deyip her birini teker teker açıklayacağız arkadaşlar. O zaman şöyle bir diyorum ya da şöyle A diyelim, parakrin. Parakrin haberleşme. Nedir parakrin haberleşme? Arkadaşlar, şimdi bazı haberler var. Yalnızca kısa mesafeler ulaşıyorlar. Ama eğer ki işte daha böyle uzaktaki haberlere gidiyorsak arkadaşlar, uzun mesafeli haberleşmeyi kullanacağız. Ama bu yerel haberleşme dediğimiz daha böyle kısa mesafeli haberleşmelerdir. Temas yoluyla haberleşme dediğimiz ise en kısası. Direkt temas ederek haberleşiyorlar. Parakrin haberleşmeye baktığımızda bakın, mesaj veren hücrenin salgıladığı bir molekül vardır. Bu molekül arkadaşlar yakındaki hücreleri etkiliyor. Bunlar işte büyüme faktörleri yakında bulunan çok sayıda hücre tarafından algılanıyor ve bu hücreler arkadaşlar eş zamanlı olarak cevap oluşturuyor. Özellikle
Dediğim gibi bu büyüme faktörleri bu yolla çalışıyorlar. Oldukça önemli bir haberleşme şeklidir. O zaman şöyle diyelim. Mesaj veren hücrenin salgıladığı, direkt kısa kısa yazalım arkadaşlar. Mesaj veren hücrenin salgıladığı molekül yakındaki hücreleri etkiler. Yakındaki hücreleri etkiler. Daha sonra şöyle diyoruz. Büyüme faktörleri yakındaki bu çok sayıda hücre tarafından algılanıyor. Yani özellikle büyüme faktörü burada etkilidir. Büyüme faktörleri hücrelerin büyümesini sağlayan faktörlerdir arkadaşlar. Büyüme faktörü bu arada. Büyüme faktörleri yakındaki çok sayıda hücre tarafından algılanır ve eş zamanlı cevap oluşturulur. Eş zamanlı cevap oluşturulur. İşte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Paraklin haberleşme diyoruz. Bu tip haberleşmenin ismidir. Evet, gelelim ikincisine. B diyoruz, sinaptik haberleşme. Bakın hala yerel haberleşmedeyiz. B, sinaptik haberleşme. Sinaptik haberleşme. Arkadaşlar sinaptik haberleşmeyi dediğim gibi yine sinir hücresini anlatırken orada sinapslarda da bahsedeceğim. Sinaptik haberleşme zaten sinir hücreleri arasında gerçekleşen bir olaydır. İşte sinir hücresi kimyasal bir haberci olan nörotransmitter maddeyi salgılıyor. Bunu hücreler arasında bulunan boşluğa, sinaps boşluğuna gönderiyor. Ve buradaki reseptörler, diğer hücredeki reseptörler bu nörotransmitter maddeyi tanıyorlar ve sinyal aktarımı burada gerçekleşmiş oluyor. O zaman şöyle yazalım. Bir sinir hücresi nörotransmitter madde salgılar ve sinaptik bölgeye gönderir ve sinaptik bölgeye gönderir ya da bölgeye bırakır diyelim. Sinaptik keseler yardımıyla, hatta burada egzositoz olayı görülüyor arkadaşlar. Sinir hücresinde detaylı olarak anlatacağım. Sinaptik bölgeye bırakır. Burada arkadaşlar diğer sinir hücresi uyarılır. Diğer sinir hücresi uyarılır. İşte bizim sinaptik haberleşme dediğimiz haberleşme olayı budur. Sinir hücresi ile sinir hücresi arasında olabilir. Yani iki sinir hücresi arasında olabilir veya sinir hücresi ile kas hücresi arasında olabilir arkadaşlar. Bu iki şekilde olabilir. Bakın şöyle yazayım. Sinir hücresi ya da sinir kas hücresi arkadaşlar arasında sinaptik haberleşme gerçekleşir. Evet, gelelim üçüncüsüne. Şöyle 3 diyelim, yani C diyelim. Hormonal haberleşme. Hormonal haberleşme. Aslında bunu da biliyoruz. Hormonal sistemden biliyoruz arkadaşlar. Kan yoluyla değil mi? Hormonlar oluşturuluyor, taşınıyor. Bu şekilde haberleşme gerçekleşiyor. Burada uzun mesafeli haberleşmeye geldik. Şimdi bakın. Paraklin ve sinaptik haberleşme daha kısa mesafeli haberleşmelerdir. Hani aralarında diyelim ki, hani tabii o kadar yoktur da, mesela 1 metrelik bir haberleşme gibi düşünün. Hormonal haberleşmeyi daha böyle kilometrelerce bir haberleşme gibi düşünün. Temas yoluyla haberleşmeyi de bitişik haberleşme olarak düşüneceğiz. Evet, hormonal haberleşmede arkadaşlar hormonlar işte mesajı verecek olan hücreden çıkıyorlar. Orada üretiliyor, oradan çıkıyor, kana geçiyor. Kan yoluyla taşınarak gidip ilgili olan organdaki reseptörler tarafından algılanıyor ve burada bir uyarı oluşturuluyor. Buradaki hücreler de buna karşılık cevap veriyorlar arkadaşlar. Mesela nasıl bir şey olabilir? Diyelim ki tiroid bezlerinden tiroksin hormonu salgılandı ve bu tiroksin hormonu bizim bütün vücut hücrelerimizi uyarır bu arada. Tiroksin hormonu kana verildikten sonra tüm vücut hücreleri tarafından uyarıldı. Yani uyarı algılandı. Daha sonra tüm vücut hücrelerimizde büyüme olarak mesela cevap verdiler. Ya da şöyle düşünün. İnsülin hormonu
Salgılandı. Nereden salgılanıyor insülin hormonu? Pankreasın Langerhans adacıklarından, değil mi? Salgılanıyor arkadaşlar. İnsülin hormonu kana veriliyor. Gidip karaciğerdeki hücreleri uyararak oradaki cevabın oluşmasını sağlıyor. Şimdi bunları yazalım. Evet, şöyle diyelim arkadaşlar. Şöyle hormonlar mesaj veren hücrelerden çıktıktan sonra kan yoluyla ilgili dokuya ulaşır. Ve burada arkadaşlar cevap oluşturuluyor dedik. Şimdi bir de bitkilerle ilgili şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hayvanlarda hormonlar kan yoluyla taşınırken bitkilerde iletim demetleriyle taşınır. Bitkilerde hormonlar iletim demetleriyle taşınır. İletim demetleriyle taşınır. Evet, bundan da bahsettik. Şimdi geliyoruz bir sonrakine. Arkadaşlar şöyle sayfayı değiştireyim. O biraz daha uzun. Şöyle D diyeceğiz. D. Temas yoluyla haberleşme. Temas yoluyla haberleşme. Evet, bu şekilde yazdık. Şimdi nedir temas yoluyla haberleşme? Arkadaşlar, şimdi ben size önceden hücreler arası bağlantılardan bahsetmiştim, hatırlayın. Bitki hücrelerinde işte plazmodesmata, hayvan hücrelerinde sıkı bağlantılar, daha sonra desmozomlar gibi bağlantılardan bahsetmiştim. Temas yoluyla haberleşme arkadaşlar, işte bu bağlantılarla gerçekleşiyor. Şöyle, mesela bitkilerde ve hayvanlarda bulunan bu bağlantılar komşu hücrelerdeki sitoplazmaları birbirine bağlıyor. Ve bu bağlanma sonucunda da rahatlıkla haberleşme gerçekleşiyor arkadaşlar. Biz buna temas yoluyla haberleşme olayı diyoruz. O zaman ilk önce şöyle yazalım. Bitkilerde ve hayvanlarda bulunan hücre bağlantıları komşu hücrelerin sitoplazmalarını birbirine bağlar. Böylece haberleşme gerçekleşir. Arkadaşlar burada hayvan hücrelerinin yüzeylerinde ayrıca moleküller arasında bir temas gerçekleşiyor ve bu temas da yine doğrudan haberleşmede kullanılıyor. Hani bu moleküller glikoprotein, glikolipitler vardı. Yine onlar da kullanılarak haberleşme olayı gerçekleşiyor arkadaşlar. Özellikle bu haberleşme embriyonik gelişimde bir de bağışıklık sisteminde oldukça önemlidir. Bu yüzden de temas yoluyla haberleşme bu konuda bize önem arz ediyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Şöyle yazalım. Haberleşme olayı ya da bu haberleşme diyelim. Bu haberleşme embriyonik gelişimde ve bağışıklık sisteminin işleyişinde önemlidir. Şimdi bu temas yoluyla haberleşmede embriyonik gelişimde önemlidir dedik ya, şu yönden önemli. Çünkü bakın hücreler, hani hücre göçü olayı, gastrulasyon olayı falan gerçekleşiyor. Burada aynı görevi yapacak olan hücreler işte bu temas yoluyla haberleşerek aynı bölgeye gidiyorlar. Yani bu haberleşme bu yüzden önemlidir. Bağışıklık sisteminde yine aynı şekilde, diyelim ki bir mikropla savaşılıyorsa, böyle bir haberleşme gerçekleşerek, yani temas yoluyla haberleşme olarak gerçekleşerek mikrobun tanınması sağlanıyor arkadaşlar. Bu şekilde önemli
bir olaydır. Şimdi gelelim bir de hücresel haberleşmenin aşamalarına. Şimdi haberleşmeyi anlattık. Bir de aşamalarından bahsedeyim arkadaşlar. Şöyle hücresel haberleşmenin aşamaları. Üç tane aşama var arkadaşlar. Bunlardan ilki sinyal alma. Bir diyorum. Sinyal alma. Arkadaşlar sinyal alma olayı hedef hücreden bakın hedef hücrenin yüzeyinde bulunan işte hücresel bir protein buradaki sinyal alma olayını gerçekleşiyor. Mesela şöyle düşünün. Diyelim ki bir hormon gönderildi. Hani hormonal haberleşme vardı ya. Hormonal haberleşmede hormon geliyor. Hedef hücreye, hedef hücrenin yüzeyinde bulunan işte moleküller tarafından tanınıyor. Yani sinyal tanınıyor arkadaşlar ve haber alınmış oluyor. İşte biz bu olaya sinyal alma olayı diyoruz. O zaman şöyle diyelim. Hedef hücrenin yüzeyinde bulunan, tabi bu her zaman yüzeyinde değil, içinde de bulunabilir arkadaşlar. Genellikle yüzeyinde bulunuyor. Bu yüzden bu şekilde yazıyorum. Yüzeyinde bulunan hücresel bir protein bağlanınca sinyal alınır. Yani haber alınır. Sinyal bu şekilde alınıyor. Gelelim ikinci aşamamız arkadaşlar. 2. Sinyal aktarımı. Sinyal aktarımı. Şimdi sinyal alındı. Nasıl aktarılacak? Bu da bağlandığı protein arkadaşlar. Hani bu sinyal bağlandığı proteini değişikliğe uğratarak aktarım gerçekleşiyor. O zaman onu da yazalım. Sinyal molekülü bağlandığı proteini değişikliğe uğratır. Değişikliğe uğratır. İşte bu şekilde de sinyal aktarımı gerçekleşiyor. Ve son olarak da 3 numarada cevap oluşturulacak, değil mi? Cevap. Bu nasıl oluşturuluyor? Bu da şimdi aktarılan sinyal arkadaşlar özgül bir cevabın oluşmasını sağlıyor. Hani az önce söyledim ya. Mesela insülin hormonu. İnsülin hormonu gitti, karaciğer hücresini uyardı. Karaciğere bir sinyal verdi. Karaciğer bunu aldı, aktardı ve şöyle bir cevap oluşturdu. Dedi ki, insülin ne yapıyordu? Kandaki şekeri düşürüyor. O zaman karaciğer şöyle düşünüyor. Diyor ki, kandaki şeker seviyesi yüksek. O zaman ben ne yapacağım? Bana gelen şekeri, hani sindirim kanalından, kapı toplar damarından şeker geliyor. Bana gelen şekeri ben depolayacağım. Ve böylece kan şekerini düzenlemiş olacağım. İşte buna biz ne diyoruz? Cevap oluşturma diyoruz arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. Aktarılan sinyal özgül bir cevabın oluşmasını sağlar. Oluşmasını sağlar. Arkadaşlar bu verilen cevap az önceki söylediğim gibi de olabilir veya bir kasın kasılması gibi bir cevap da olabilir. Yani her türlü cevabı kabul ediyoruz. Bir de size not yazmak istiyorum. Şöyle bir not. Arkadaşlar notumuz şu. Sinyal molekülü hedef olarak genelde reseptör proteinler tarafından tanınıyor arkadaşlar. Bunu da yazalım. Sinyal molekülü hedefi reseptör proteinler sayesinde tanıyor. Bu reseptör proteinler dediğimizde glikoproteinler. Bunlar reseptör proteinler olarak geçiyor. Bu arada bu tarafı bayağı büyük büyük yazdım. Böylece hücreler arası haberleşmeyi bitirmiş olduk. Şimdi burada bir sonraki videomuzda zar yüzeyinde bulunan reseptörlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Hani reseptör proteinler falan dedim ya, bunlardan bahsedeceğim. O yüzden sonraki videoya kadar kendinize dikkat edin. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.